Arkadaşlar, hepinize tekrardan selam. Yeni bir son izlediğim filmler videosuyla karşınızdayım. Bu film videolarına çok uzun süre ara veriyorum, farkındayım. Film videolarını geçtim, videolara çok ara veriyorum. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Bu süre içinde tabii aylar oldu yani. Herhalde geçen yazdan beri falan çekmemiş olabilirim son izlediğim filmler videosu. O yüzden çok fazla film izledim doğal olarak. Son izlediğim ama daha çok beğendiğim filmlerden size bahsedeceğim. Öncelikle Unsane diye bir filmden bahsedeceğim. Bu Unsane, Unsane diye yazılıyor. Şuradan hemen göstereyim. Ekrandan Unsane diye yazılıyor. Yani Insane'i Unsane yapmışlar. Bineli. Bu film benim açıkçası son zamanlarda izlediğim en iyi psikolojik gerilim filmlerindendi. Zaten Instagram paylaşımında da filmin afişinin altında yorumumu yapmıştım. Her filmde yapmasam da bazılarını yapıyorum. Benim gibi psikolojik gerilim filmlerini seviyorsanız bu filmi bence izleyin. Çünkü hani yeterince tatmin etti beni film. Bayağı sürükleyiciydi. Hiçbir anı sıkmadı. Filmin kısaca konusu ise şu. Fazla bahsetmemeye çalışacağım her zamanki gibi. Filmde genç bir kadın var. Bu kadının geçmişinde bir adam bunun peşine takılmış. Yani bir nevi stalker, sapık olmuş. Adam tanıdığı bir adam ama adamla tanıştıktan sonra bu adamı sevmediği halde adam buna platonik aşk beslemiş ve bir süre sonra takıntı yapmış. Kadının peşine düşmüş, sürekli rahatsız etmiş mesajlarla vesairelerle. Bu kadın hayatına en sonunda düzen vermiş, başka bir yere taşınmış ve hayatına devam etmeye çalışırken tekrar bu adamla karşılaşması ve kadının başına gelen zor durumları anlatıyor. Yani çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Asıl filmin önemli bir noktası var. O noktayı da söylemek istemiyorum. Yani kadının peşindeki sapıktan sonra kadının yaşadığı psikolojik durumları konu alıyor film. Ben gerçekten çok beğendim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra eğlenceli böyle biraz çerezlik bir filmden bahsedeceğim. O filmde Netflix'in bir filmi. İsmi de Ibiza. Şöyle afişini de göstereyim. Ben böyle kro gibi afiş gösteriyorum telefondan ama hala videonun içine görsel eklemek nasıl oluyor bilmiyorum. Maalesef öğrenemedim. Bir kere denemiştim ama becerememiştim. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Ancak böyle buradan göstermeyi deniyorum bu sefer. Ibiza Netflix filmi. Bu filmi izlemek isteme sebebim filmde başrolünde Jillian Jacobs'un oynamasıydı. Gillian Jacobs kim derseniz şu kadın belki tanıyorsunuzdur bazı dizilerden, filmlerden. Ben o kadını çok beğeniyorum. Bana bilmiyorum çok doğal, tatlı, sempatik geliyor. Bir de böyle çoğu filmde aynı karakterde kadınları oynuyor. Böyle sözünü sakınmayan, dobra, aşırı böyle umursamaz, rahat, doğal bir karakteri oynuyor. Bu filmde de biraz öyleydi. Bu filmde de bir kadına iş yerinden bir seyahat işi geliyor. Ibiza'ya gideceksin ve işte toplantılara gideceksin. İşi almanı istiyoruz vesaire gibisinden başka firmalardan işleri almak için bunlarla toplantılara gidecek. Bu kadın Ibiza'ya gitmesi için görevlendiriliyor patronun tarafından. Kadının bir de iki tane ev arkadaşı var. İki tane kız arkadaşı. Bunlar da onun Ibiza'ya gideceğini duyunca hadi biz de geliyoruz diyorlar. Bir tatil olsun gibisinden Ibiza'yı duyunca. Kadın başta kabul etmese de çok ısrar ettikleri için kabul etmek zorunda kalıyor. Bir de eğlenceli olabileceğini düşünüyor. Daha sonra bunlar böyle üç kız arkadaş Ibiza'ya gidiyorlar. Ama tabii kadın iş yapmaktan, toplantılara gitmektense eğlencelere kaptırıyor kendini böyle. Klaplara, mıraplara, içkiler, danslar alıyor başını gidiyor.
Bilmiyorum, çok eğlenceli, böyle tatlı, samimi bir filmdi. Ben öyle düşündüm. Bir de filmdeki müzikler de benim ilgimi çekti. Mesela filmin açılışında Frank Sinatra New York New York çalıyordu. Sonra mesela filmin bir sahnesinde David Bowie çaldı. Bu Life on Mars şarkısı çaldı. Yani aralarda böyle çok hoş, güzel şarkı seçimleri olmuş filmin içinde. O açıdan da hoşuma gitti. Hani böyle çerezlik, kafa dağıtmalık, eğlenmelik, tatlı bir film arıyorsanız bence izleyebilirsiniz. Daha sonra bir korku filminden bahsedeceğim. Tam olarak yine korku değil aslında. Hani yine psikolojik gerilim diyebilirim. O da Session 9 adlı film. Böyle bir film. Öncelikle şöyle bir şey diyeyim. Bu filmin ben sonunu tam olarak çözemedim. Finalinde biraz kafam karıştı açıkçası. Hani ekşi sözlükten yorumlara baktım, anlarsam anlayabilir miyim diye. Ekşi sözlükte de pek filmin finaliyle ilgili bir şey yazan olmamış. Finalinde biraz kafam karıştı. Bu da yine bayağı merak uyandırıcı, sürükleyici bir filmdi arkadaşlar. Burada da bir grup işçi adam terk edilmiş, seneler önce terk edilmiş bir akıl hastanesinde bazı tadilatlar, restoreler yapmak için görevlendiriliyor. Bu akıl hastanesinde çalışmaya başlıyor bu adamlar. Daha çok akşam saatleri, gece saatleri, yani gündüz saatleri çalışıyorlar, pardon. Bu adamlar görevlendiriliyor. Sonra hepsinin de ama ayrı ayrı kişisel sorunları var. Bir işte bir tanesinin karısıyla sorunları var. Bir tanesinin kendi içinde başka sorunları var. Bir tanesinin diğer çalışan adamla sorunu var vesaire. Bunlar yavaş yavaş farklı farklı olaylarla, gizemli olaylarla karşılaşmaya başlıyorlar bu akıl hastanesinde. İşte bir tanesi misal ses duyuyor sürekli bir yerden. Bir tanesi bazı hayaller görüyor, bazı insanlar görmeye başlıyor bazı odalarda. Sürekli başlarına gizemli olaylar geliyor. Birbirlerine anlatıyorlar, başta inanmıyorlar falan. Sonra hepsinin de başına bu tarz olaylar geldiği için artık şüphelenmeye başlıyorlar. Hani bu olaylar neden oluyor, ne var burada, ne iş gibisinden biraz araştırmaya başlıyorlar. Ve finalde de olayların neden olduğunu görüyoruz. Finalde dediğim gibi benim biraz kafam karıştı. Eğer izleyen olursa ve filmin finalini anlarsa bana Instagram'dan lütfen mesaj atsın. Güzel bir filmdi ama yine beğendim. Hani kaliteli bir gerilim filmiydi gerçekten. Tavsiye ederim. Daha sonra My Friend Dahmer adlı bir filmden bahsedeceğim. Şöyle önce bir afişini göstereyim. Bu film belki duymuşsunuzdur. Seri katillerle ilgilenmiş olan ya da ilgilenen insanlar varsa aranızda. Ünlü seri katillerden Jeffrey Dahmer'la ilgili bir film. Jeffrey Dahmer'ın ilk gençlik yıllarını anlatıyor, lise dönemlerini anlatıyor. Ailesiyle yaşadığı zorlukları, ailesinin buna fark etmeden yaptığı bazı psikolojik baskıları, çocuğun içinde yaşadığı, bastırmaya çalıştığı duyguları, kötü şeyleri, bunları anlatıyor gençliğinde yaşadığı ya nasıl katil haline geldiğini, nasıl seri katile dönüştüğünü bu filmde görebiliyoruz. Bence gayet etkileyici bir filmdi. Bilmiyorum, seri katillerle ilgilenenler varsa bu tarz gerçek seri katillerden isimlenilmiş filmleri sevenler varsa izleyebilir. Biraz da tabii rahatsız edici bir filmdi. Ama şöyle söyleyeyim, filmde cinayet yok. Sonlara doğru oluyordu sanırım. Filmde cinayet yok çünkü cinayetleri işlemeye başlamadan önceki yaşadıklarını, hayatını anlatıyor adamın. O yüzden hani izleyebilirsiniz. Pek kan kesme biçme yok yani filmde. Yine psikolojik bir gerilim filmiydi. Bu aralar hep kendi tarzımda filmler izlemişim. Çok seviyorum çünkü psikolojik gerilim filmlerini. Bunu da tavsiye ederim. Bu tarz gerçek hayattan esinlenmiş bir seri katil filmi izlemek istiyorsanız. Daha sonra bir komedi filminden bahsedeceğim. O da Game Night adlı film. Başrollerinde Rachel McAdams'la Jason Bateman oynuyor.
Bu filmi sinemalarda da belki görmüşsünüzdür. Bu film de bayağı eğlenceli bir filmdi. Özellikle finale doğru çok güzel sahneler vardı. Hani öyle çok gülüp eğlendiğim bir film olmadı. Deliler gibi kahkaha atıp gülmedim. Ama yine gülünecek sahneler vardı. Eğlenceli, kafa dağıtmalı bir filmdi. Bu filmde de bir çift var. Bunlar ilk olarak oyun gecesinde tanışıyorlar böyle. Yabancılarda, publarda oyun geceleri düzenlenir. Belki filmlerde falan görmüşsünüzdür, dizilerde, filmlerde. O oyun gecesinde tanışıyor bu kadınla adam. Hani böyle çok büyük bir ortak noktaları olduğunu fark ediyorlar. Oyun geceleri. Oyun gecelerine katılmaktan, yarışmaktan, oyun oynamaktan çok hoşlanan insanlar bunlar. Bunlar bu şekilde tanışıp evleniyorlar. Daha sonra her hafta bir gün evlerinde bunlar oyun gecesi düzenliyor. Yakın arkadaşlarını çağırıp. Sonra bu adamın bir gün abisi geliyor, çıka geliyor. Abisiyle de çok araları yakın, iyi değiller aslında normalde. Abisi buna ben size diyor oyun gecelerinin alasını düzenleyeceğim diyor. Siz hayatınızda oyun gecesi görmemiş olacaksınız diyor. Bunu gördükten sonra diyor. Bu adam bir oyun gecesi düzenliyor. Abisinin evine davet ediliyor. Bunlar gidiyorlar. Daha sonra bazı garip olaylar başlıyor. Eve işte insanlar falan giriyor. Abisini kaçırıyorlar. Bunları dövüyorlar. Bir şeyler, olaylar çıkıyor bir anda. Bunlar da bu olanlar oyun mu? Gerçek mi? Onu tam çözememeye başlıyorlar. Her şey birbirine karışmaya başlıyor. Hangisi oyun, hangisi gerçek? Filmin sonuna kadar bu şekilde gidiyor. Bayağı esprili, eğlenceli bir filmdi. Eğlenmek istiyorsanız bu Game Night'ı da izleyebilirsiniz. Daha sonra Sling Blade diye bir film izledim. Bu filmin başrolünde Billy Bob Thornton oynuyordu. Billy Bob Thornton'ı tanıyanlarınız elbet vardır. Angelina Jolie'nin eski kocalarından biri. Eski kocası diyeyim ya da. Bir de Fargo dizisinde oynuyordu. Şu an karakterin adını unuttum. Fargo dizisinde o psikopat, manyak katil adam rolünde oynuyordu. Çok müthişti. Bu film de yine 90'larda falan çekilmiş sanırım. 94-95 gibiydi. Bu filmi de ben bayağı beğendim. Yine psikolojik gerilim diyebiliriz. Burada da bir adam gençlik yıllarında böyle 14-15 yaşlarında bir şekilde bazı olaylardan dolayı annesini öldürüyor. Bu arada spoiler vermiyorum. Bunlar zaten filmin konusunda yazıyor, haberiniz olsun. Annesini öldürdükten sonra ruh sağlığı iyi olmadığı için akıl hastanesine yatırılıyor. Ve bu adam akıl hastanesinden bu filmin başlarında böyle 25 sene sonra falan sanırım, 20 ya da 25 sene sonra akıl hastanesinden çıkıyor. Artık adamı salıyorlar ruh durumu düzeldiği için. Adam akıl hastanesinden çıktıktan sonra adamın başından geçenleri, adamın yaşadıklarını, tekrar ortama, çevreye nasıl uyum sağladığını bunları anlatıyor film. Ama Billy Bob Thornton'ın oyunculuğu gerçekten muhteşemdi. Yani sırf onun oyunculuğunu görmek için bile izleyebilirsiniz filmi. Ben çok beğendim. Hani adam aşırı gerçekçi oynamış, kaptırmış kendini role. Çok güzel filmdi. Yer yer duygulandığım yerler de oldu. Filmin bir yerinden sonra küçük bir çocukla dostluk kuruyor bu adam. O çocukla dostluğunu da bize gösteriyor. Oralarda duygulanabiliyorsunuz. Bu filmi de yine çok beğendiğim için size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir tane de böyle romantik aşk filmi size tavsiye edeyim. Normalde ben aşk filmleri çok izlemem. İzlesem de kolay kolay beğenmem. Hani tavsiye edecek kadar beğenmem. Ama bu filmi gayet beğendim. Gayet izlenebilir, güzel bir filmdi. O da The Choice adlı film. Başroldeki oğlanı tanımıyorum ama oğlanın adı Benjamin Walker'mış. Bu filmde ilk defa gördüm. Ama kadın oyuncuyu tanıyorum. Teresa Palmer. Teresa Palmer'ın oynadığı filmleri de genelde izlemişimdir. Daha böyle gerilim filmlerinde oynar bazen. Bazen de romantik filmlerde. Ama kadının oyunculuğunu da beğenirim. Bu filmde de bir adamla bir kadın
sahilde iki komşu evde yaşayan karakterleri canlandırıyorlar. Başta hiç birbirlerini tanımıyorlar. Kadının nişanlısı var. Adam da artık hani sevgililik ilişki olaylarına tövbe etmiş bir adam. Kimseyi istemiyor hayatında. İşte bir o kıza bakıyor, bir şu kıza bakıyor falan. Böyle herkese mavi boncuk dağıtan tarzda bir adam. Daha sonra bunlar bir şekilde tanışıyorlar. Komşu olduklarını fark ediyorlar. Bunlar tanıştıktan sonra aralarındaki kıvılcımı, aralarındaki yakınlaşmayı ve sonrasında başlarından geçenleri anlatıyor. Yine spoiler vermeden bu kadar anlatabiliyorum. Bu film bana çok tatlı, sempatik, doğal geldi. Hani kasmamışlar oyuncular. Böyle kendileri neyse oldukları gibi oynamışlardı sanki. Ya da bana öyle yansıdı. O yüzden de beğendim ben bu filmi. Hem romantik bir film hem sonlara doğru duygusal yerler var. Bir taraftan sonlara doğru yine ailenin önemini anlatıyor. İşte evlenen insanlar, karınız, kocanız, çocuklarınız sizin için ne kadar önemli. Onlar için neler yapabilirsiniz? Onları bekleyebilir misiniz sonuna kadar? Bunları da anlatıyor bir yerden sonra film size. Bence çok kaliteli, güzel bir film olmuş. O yüzden bir de böyle bu tarzda bir film tavsiye etmek istedim. Bütün filmleri anlattığım sıraya göre IMDb linkleriyle aşağıya yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere.